Jungle. Değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nda olmanız ve bu kadar kalabalık olmanız beni son derece mutlu ve mesut etti. Burası bizim deyimizde baba evimiz, herkese kapımız açık. Her zaman da buyurun gelin ki bundan sonra basınla olan ilişkilerimizi, münasebetlerimizi daha da sıklaştırmamız gerektiğini inanan bir il başkanı zihniyetiyle konuşuyorum. Bugünkü konumuz biliyorsunuz dün 9 Eylül itibariyle okullarımız açıldı, ders zili çaldı ama bazı ailelerimiz için bu ders zili değil, dert zili çaldı olarak söyleyebiliriz. Çünkü gerek öğrencilerimizin taşımalı iletişime geçmesi, gerek ekonomik sıkıntılarının had safhada olması sebebiyle büyük sıkıntıların yaşanacağı bir 2024-2025 eğitim dönemine başladık. Bu esas konumuza girmeden önce malumunuz 4 askerimiz bir elim kaza sonucunda şehit oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. 19 gün arama faaliyetleri sonucunda maalesef narin kızımızın cansız bedenine ulaşıldı. Allah'tan rahmet dilerken suçların da en ağır cezayla cezalandırılmasını, artık bu ülkede çocuk istismarlarının olmamasını, kadın cinayetlerinin olmaması en büyük temennimiz. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca dün 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluş yıl dönümüydü. 101. yaşımızı maalesef dün buruk kutladık. Sadece bir çelenk sunma töreniyle geçiştirdik. Bunun sebebi de hepinizin de malumu 101. yılımızda coşkuyla kutlamayı istiyorduk. Özellikle Deniz'de, yerelde de iktidar olmuş bir parti olarak Suavi konseriyle taşlandıracaktır ki 30 yıldır Suavi Denizli'ye giremeyen bir sanatçımızdı. Onunla yapacaktık. Ama maalesef üst üste gelen şehit haberleri, arkasından narin olayı, ülkenin yasta olduğu, vicdanların bu kadar sızladığı bir dönemde bizlerin eğlence kültürüyle bir kutlama yapmamızın önüne geçiyor. Çünkü bizim kültürümüzde komşuda cenaze varken düğün edilmez. Komşuda cenaze varken asla ve kata eğlence yapılmaz dedik. O yüzden de Suavi konserimizi ileriki bir tarihe, ki sanatçımıza da buradan teşekkür ediyorum, onun da anlayışına sığınarak, onun da rızasını alarak ileriki bir tarihe erteledik ki tüm Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili il başkanları bu yönteme başvurdular diyor. Gündemimize geçiyoruz. Evet, okullarımızda 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dersleri çaldı. Ne yazık ki okullarımız ne de AKP iktidarının eğitim sistemine getirdiği koşullarda öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin ve eğitim çalışanlarının heyecanlarını, isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olmadığı hepinizin malumu. 22 yıllık AKP iktidarı döneminde milli eğitim politikaları, eğitim politikalarımız öyle bir yapboz tahtası haline getirildi ki siz düşünün, 22 yılda 9 Milli Eğitim Bakanı değiştirildi. Bu 9 Milli Eğitim Bakanı da bir önceki dönemi kötüleyerek, eğitim sistemi böyle olmaz diyerek kendi kafasına göre bir eğitim sistemi getirdi. 9 bakanımız da maalesef 18 ayrı eğitim sistemini hayata geçirmeye kalktı. Ama bu 18 ayrı eğitim sistemi de hiçbirisi tam anlamıyla hayata geçmeden, tam anlamıyla uygulamanın sonuçlarını göremeden yeni gelen bakan tarafından maalesef çöpe atıldı ve değiştirildi. Bunun sonucunda da eğitim sistemimiz hiçbir şekilde çocuklarımızı eğitmeden, çocuklarımızı öğretmeden, tabiri yerindeyse geri kalmış ülkelerin de eğitim seviyesinin altına düşürecek bir pozisyona geldi. Ve bizim dikkatimizi çeken bir şey de şu oldu: her gelen bakan bir önceki bakanı kötüledi. Halbuki aynı partinin bakanlarıydı, aynı düşüncenin sahipleriydi, aynı zihniyetin ürünleriydi ama bu sistemle olmaz, bu sistem yanlış, bu sistemle olacak dediler ve maalesef, ama maalesef çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini çaldılar. Bu konudaki eleştirimizi zaten defalarca yaptık. Had safhadadır. Yani geleceği çalınan çocuklarımız değil, sadece bu ülkenin geleceğini AKP döneminin Milli Eğitim Bakanları eğitim sistemindeki yanlışlıklarla, hatalarla maalesef elimizden aldılar. Ondan sonra öğretmenlik kanunları adı altında resmen öğretmenlerimizin haklarını gasp eden, resmen öğretmenlerimizi bir dilim ekmeğe muhtaç eden sistemleri getirdiler.
Bu sistemlere de ciddi anlamda karşı çıktığımız basın tarafından bilinmektedir. Ayrıca şu an mevcut bakanımızın 2 Eylül'de yaptığı açıklamada 2024-2025 eğitim öğretim yılında 48.700 öğretmen ihtiyacımız var demiş olmasına rağmen hiçbir öğretmen ataması yapılmadı. Ama biz valilerden aldığımız, valilerin norm kadroları ihtiyaçları nedir diye sorulduğunda gene hükümet tarafından bilinmektedir ki Milli Eğitim'e göre, bakanımıza göre 48.700 ama valilerimize göre 91.000 norm kadro açığı okullarımızda mevcuttur. Okullarımızda sadece öğretmen norm kadro açığı olsa buna da amenna diyeceğiz ama maalesef dersliklerimiz de eksiktir. Maalesef taşımalı eğitim sisteminden bir türlü vazgeçilmemiş olması birçok çocuğumuzun sabahın erken saatlerinde alacakaranlıkta yollara düşmesine ve okuldan gerekli randımanı alamamasına sebep olmaktadır. Ayrıca maalesef öyle bir ülkede yaşıyoruz ki ilkokula, ortaokula, liseye giden öğrencilerimizin bir öğün yemeğini karşılayamaz halde bir hükümet yapısıyla, bir bakanlıkla karşı karşıyayız. Ve maalesef geçen yıl yaşandı acı olaylar. Umarız bu sene yaşanmaz ki bu konuda belediyelerimize Sayın Genel Başkanımızın verdiği talimat gereği de ihtiyaç olanlara yardım edeceğiz, ediyoruz da okullarımızda açlıktan bayılan öğrencilerimiz oldu. Temiz suya ulaşamayan öğrencilerimiz oldu. Bunları bu ülkede bu dönem yaşatmamak adına Cumhuriyet Halk Partileri olarak elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini isteriz. Göçmen politikası adı altında milyar dolarları harcayanlar 2-3 milyar dolar verip bu öğrencilerimizin karnını doyurmaktan mahrum hale geldiler. Biz bunları sert bir şekilde eleştiriyoruz ve ayrıca şu anda devlet okullarında örgün eğitim kapsamında 15 milyon 900 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Bu öğrencilerin sadece 1 milyon 165 bini taşımalı eğitim kapsamında, 284 bini ise kayıtlı ve pansiyonlu okullarda öğle yemeğine erişebilmektedir. Bunların dışındaki 14 milyon 438 bin öğrencimiz ise okullarda hala yemek verilmemektedir. Ve ayrıca şeye de geldiğimizde, yani ciddi anlamda biraz önce de bahsettim, 2024 yıl için göç yönetimine bu hükümet 21 milyar lira bütçe ayırmıştır. Bakın bu para bizim paramız. Bu para o aç sefil okullara giden çocuklarımızın parası. Bu para çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin, tüccarımızın, serbest meslek sahibi, erbabı arkadaşlarımızın parasıdır. Velhasıl kelam bu para halkın parasıdır. Ama halkın parasını 21 milyar gibi devasa bir rakamı göçmenlere harcamaktan çekinmeyen hükümet kendi çocuklarımız için 3-5 milyarı çok görmektedir. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı bütçemiz 5.4 milyar dolar bir kişinin bütçesi. Ayrıca yani İletişim Bakanlığı ki algıyı yönetmek adına, ülkeyi iyi göstermek adına, kötü gidişatı halkı haberdar etmemek adına 4.1 milyar dolar harcayan hükümet ne milli eğitime bir bütçe ayırmakta ne de çocuklarımızın geleceği için bir şeyler harcama gereği duymamaktadır. Bütün bunların son verilmesi için emin olun Cumhuriyet Halk Partisi tüm örgütleriyle, belediyeleriyle, tüm bireyleriyle gecesini gündüzüne katarak çalışmaya devam edecektir. Ve ilk genel seçimde de hedefimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu partimizi iktidar yapmaktır. Hatırlayın, bir daha Allah bu ülkeye öyle bir şey yaşatmasın. 6 Şubat'ta yaşadığımız o büyük depremi. O büyük depremin ertesinde çıktılar. Bir yıl içerisinde bütün vatandaşlarımız ev sahibi olacak dediler. Ama bırakın vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını, bu deprem bölgesindeki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin mağduriyeti çifte katlanarak devam etmektedir. Bırakın meskenleri, hala orada derslikler yapılmadı. Hala oradaki öğretmenlerimizin mağduriyetleri hiçbir şekilde giderilmedi ve maalesef iktidarın beslediği basın, ulusal basından bahsediyorum, hiçbir şekilde bu sorunları ekranlara taşımamakta, halkı haberdar etmemekte. Ama şunu bilsinler ki
Biz deprem bölgesindeki arkadaşlarımızın da, ailelerimizin de, öğrencilerimizin de, velilerimizin de, öğretmenlerimizin de neler çektiğini biliyoruz. Bunlara ilaç olmak için de tüm Türkiye'deki belediyelerimiz de elimizden geleni yaptığımızın da bilinmesini gerçekten istiyoruz. Ve ayrıca şu eleştiriyi de getirmek isterim ki 22 yıllık AKP iktidarında Cumhuriyetle ve onun kazanımlarıyla, ulusal egemenlik anlayışıyla ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le yani niyetini anlayamadığımız bir yarış, bir karşıtlıkla karşı karşıyayız. Daha dün hatırlayın Harbiyelilerin mezuniyet töreninde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten rahatsız olan, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerliği sözünden rahatsız olan bir cumhurbaşkanımız ve onun avaresiyle karşı karşıyayız. Bu ülkenin kurucusu, kurtarıcısı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmayıp da onun savaştığı Yunan Tripolis'in askeri mi olacaktık onu bilemiyorum. O yüzden de bu zihniyete, bu teğmenlerimize, gencecik insanlarımızın geleceğinin karartılmasına, açığa alınmasına, haklarında soruşturma açılmasına son derece karşıyız. Askerin de her Türk vatandaşının da görevi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda onun devrimleri ışığında yürümektir. Ve o bizim her zaman olduğu gibi başkomutanımızdır, önderimizdir, liderimizdir. Başka da bir lider emin olun tanımıyoruz. Eğer Mustafa Kemal'in askerleri sözüne karşı çıkıyorsanız bunların Yunan kazansa daha iyi olacaktı diyen fesliden hiçbir farkları yoktur. Bu zihniyetin son günlerini yaşadığında bilinmesini isterim. Her kim ki bu ülkede günde 5 vakit ezanı dinliyor, al bayrak özgürce yukarıda dalgalanıyorsa Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının sayesinde olduğunu bilmesi lazım. Bu söze karşı çıkan herkesin de 9 Eylül'de İzmir'de denize döküldüğünün bilmesi lazım. Bu sözden rahatsız olanlar, parantez içinde belirtiyorum, galiba bu denize dökülenlerin torunları diye düşünüyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları ve torunları onun askeri olmaktan, neferi olmaktan hiçbir dönem rahatsız olmazlar. Eğer rahatsızlarsa benim aklıma denize dökülenlerin torunları geliyor. Ki böyle bir şeyi asla da kata da kabul etmiyoruz arkadaşlar. Bütün bunların ışığında Milli Eğitim Bakanlığı'nın işinin zor olduğunu biliyoruz. Ayrılmayan bütçeyle yürütülmesinin zor olduğunu biliyoruz. Ve yerele de değinecek olursam bugün saat 16.30'da İl Milli Eğitim Müdürümüzle randevum var. O konuya da bir parmak basmak istiyorum. İsmini burada zikretmek istemiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Bozkurt Milli Eğitim Müdürümüz devlet memurları yasasına aykırı bir şekilde bir siyasi partinin genişletilmiş danışma kuruluna katılıp orada serbestçe, özgürce fotoğraf verebilme cesaretini gösteriyor. Bu yaptığı ne etik kurallarla, ne ahlaki kurallarla, ne de devlet memuru yasasıyla asla ve kata örtüşmeyen bir davranış. Şu ana kadar bu Milli Eğitim Müdürü diye addedilen kişinin hakkında bir soruşturmanın açılması, kendisinin açığa alınması ve gerekli cezai müeyyidelerin başlatılması gerekirken basında açıkça davet ettim Sayın Milli Eğitim Müdürümüze, İl Milli Eğitim Müdürümüze hiçbir faaliyette bulunulmadığını maalesef öğrendim. Bugün de 16.30'da gidiyorum. Kendisine yazılı dilekçemi, ihbarımı da sunuyorum. Valiye de sunacağım. Cumhuriyet Başsavcılığına da Denizli'de müracaatta bulunacağım. Bu işin sonunu kesinlikle getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak mücadeleme devam edeceğim. Hiçbir devlet memuru tarafsızlığını yitiremez. Biz bunlara öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi emanet ediyoruz. Hiçbir devlet kurumu da bir siyasi partinin ki hangi parti olduğu önemli değil, arka bahçesi gibi kullanılamaz. Hiçbir yöneticimiz de, idarecimiz de o partinin bir neferi gibi hareket etmeye hakkı da yoktur, haddi de değildir. Bunların da net bir şekilde altını çiziyorum. Biz bu işin sonunu bırakmayacağız. Bu arkadaşımız, bu Milli Eğitim Müdürü olan arkadaşımız, biraz da özgeçmişinden şey yapayım, mevcut Bozkurt'ta 2000
24 yılı gene 31 Mart yerel seçimlerinde aday oldu. Malum iktidar partisinden aday oldu. Öğretmenlikten istifa etti. Aday oldu. Kazanamayınca öğretmenliğe geri döndü. Ama apar topar aynı ilçeye Milli Eğitim Müdürü yapıldı. Burada bir iyi niyet aramak mümkün değildir. Burada bir liyakat aramak mümkün değildir. Mümkün olan nedir? Liyakatsız ama sadakatli olduğudur o partiye karşı ki bunun arkasını arayacağımızın bilinmesini ister. Hepinizi de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.